bulunabileceği, bu ihbarın 112, 155 ve 156 acil ihbar hatlarında ihbar merkezlerine düşüp öncelikli olarak ve ihbarda bulunup konu bilgisi paylaşmasına gerek kalmadan en yakın ekibin yönlendirilebileceği bir uygulamadır. Kadeks uygulaması günümüze kadar ülkemizde 2 milyon 625 bin kadın tarafından indirildi. 200 bin civarında Türkiye geneli kadeks ihbarı aldık ve değerlendirdik. Van özeline baktığımızda Van'da bugüne kadar 1626 adet kadeks ihbarı aldık ve en yakın ekibimizi yönlendirerek konunun müdahalesini ve gerekli işlemlerini gerçekleştirdik. Peki bu ihbarların hepsi doğru çıkıyor mu? Bazı kadınlarımız uygulamayı kurulum aşamasında yanlışlıkla basabiliyorlar. Bazıları deneme amaçlı. Ama biz kadesi tanıtırken zaten kadınlarımıza yanlışlıkla bastıklarını veya deneme amaçlı bastıklarında 112, 155 veya 156'yı arayarak ben yanlış ihbarda bulundum diye bilgilendirin diye baştan onlara tanıtımlarında zaten bilgisini veriyoruz. Peki bu kadesi uygulaması için mesela diyelim ki yanlışlıkla ben bastım. Hani gelmeden önce bir irtibata geçiyor musunuz? Tabii ki. Zaten şu şekilde anlatayım o zaman ben size. İndirme ve kurulum aşamasına, ihbar aşamasına kadar kademi olarak anlatayım. Kadesi uygulamasını kadınlarımız indirdikten sonra isim, soyisim, TC kimlik numarası, doğum tarihi ve telefon numarası bilgilerini yazdıktan sonra onay koduna basıyorlar. Akabinde sistemde algılanan bilgiler Mernis veri tabanından kadın olduğunu teyitledikten sonra telefonlarına SMS aracılığıyla bir onay kodu geliyor. Bu onay kodunu KADES uygulamasına doğru bir şekilde girdikleri zaman uygulamaları aktif hale geliyor. Bu uygulamayı kullanırken iki şartımız var. İnternetlerin ve konu bilgilerinin açık olması. Evet, kadınlarımız şiddet mağduru olduklarında veya kendilerini tehlike altında hissettiklerinde direkt uygulamanın üzerine basarak yardım isteme butonuna basıyorlar. Ve yanlışlıkları engellemek adına bir buton daha açılıyor. İhbarı teyitlemek adına evet ve hayır butonları açılıyor. Kadınlarımız evet butonuna bastıktan sonra ihbar 112, 155 ve 156 acil çağrı merkezlerinin ekranlarına düşüyor ve öncelikli ihbar olarak konumla birlikte, adresle birlikte düşüyor. Bununla ilgili bizim arkadaşlarımız, haber merkezindeki arkadaşlarımız en yakın devriye ekip veya kolluk ekibine bu adrese yönlendirerek gerekli çalışmaları yapıyorlar. Şahısları muhafaza altına alıp ilgili birimlere teslim akabinde adli takip sürecimiz başlıyor. Şimdi KADES uygulaması ile ilgili özellikle son zamanlarda dikkatimi çeken hemen hemen her yerde bir platform var ve tanıtımı yapılıyor. Bu tanıtımlar hani haftada kaç gün yapılıyor ilde? Mesela dün fuar merkezinde vardı, işte çarşı merkezinde görebiliyoruz. Doğru. Hani bunun belli bir rutini var mı yoksa işte sürekli bunu tanıtma amaçlı? Sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz. Tanıtma amaçlı çalışmalar sürekli devam ediyor. Zaten Sayın Valimiz, Sayın İl Emniyet Müdürümüz bu konuyu yakından takip edip ve destekliyorlar. Bununla alakalı yakın zamanda 8 Eylül 2021 tarihinde Van AVM'de 3 Eylül. 18 Eylül 2021 tarihinde Edremit sahil bandında standlarımız kuruldu, tanıtımlarımız yapıldı. Dün açılan anne, bebek ve çocuk ihtiyaçları fuarında da standımız açıldı. Yine Sayın Valimiz, eşi Sayın Hanımefendi ve Sayın İl Emniyet Müdürümüzün de standımıza gelip bize destek verdiğini gördük. Standımız şu anda açık, 10 Ekim tarihine kadar açık kalacak. Bütün kadınlarımız standımıza bekliyoruz. Gelen kadınlarımıza tanıttıktan sonra el broşürlerimizi dağıtıp, gerekli bilgilendirme yapıp, hatta akıllı telefonları varsa yüklemelerine yardımcı oluyoruz. Peki birebir orada hemen evet bunu bilmiyordum ama öğrendim yapayım diyenler oluyor mu? Çok fazla oluyor. Zaten beraber yüklüyoruz, memnun kalıyorlar. Varlığından haberdar olmayan kadınlarımız böyle bir şeyin varlığına şaşırıyorlar. Çok mutlu oluyorlar, çok güzel geri dönüt alıyoruz. Peki tam tersi bir soru sorayım. Şimdi mesela işte standlarda hani kadınlar üzerinde bir şey ama bunu erkekler de merak edip gelip soruyorlar mı bu nedir diye hani öğrenelim diyen oluyor mu? Merak ediyorlar. Neden erkeklerin böyle bir ihbar hattı yok diyenler de oluyor. Ama dediğim gibi uygulamayı indirip kimlik bilgilerimizi girdiğimiz zaman zaten Mernis tabanında kadın olduğu teyitlendikten sonra onay kodu geliyor. O yüzden şu an için erkekler kullanamıyorlar ama çok merak ediyorlar. Erkekler için caydırıcılığında olduğunu düşünüyoruz. Hani o açıdan söylüyorum ben. Evet. Hani o kadınların biraz daha güvende olduğunu gerçek olup olmadığını merak ediyorlar. Gerçekten bir tuşla en yakın ekip geliyor mu diye. Büyük caydırıcılığı oluyor, faydasını görüyoruz KADES uygulamamızın. Komiserim şimdi KADES uygulaması diyorum ya hani bir nevi de olsa azaltmaya çalışıyor. Yani insanlarımız bilinçlendikçe mutlaka onu kullanmaya başlayacaktır ama şimdi aile içi şiddet ve kadına karşı şiddeti nasıl tanımlarsınız? Öncelikle şiddetin tanımına şiddet şahısların fiziksel, psikolojik, ekonomik
cinsel konularda karşı taraftakine acı vermek veya zarar vermek amacıyla yaptığı davranışlar ya da karşısındaki insanın hürriyetini kasti olarak kısıtlama yönelik yapılan davranışların tümünü biz şiddet olarak tanımlıyoruz. Bu şiddet olaylarının aile içindeki fertlerin birbirine uygulaması, uyguladıktan sonra meydana gelen şiddet türünü aile şiddet diye tanımlıyoruz. Bu demek değil ki aile şiddet büroları ya da şiddet önleme merkezleri sadece aile içinde yaşanan konulara bakıyor. Kadınlarımızın tanımadığı şahıslar tarafından maruz kaldığı ısrarlı takipler, rahatsız edilmeleri, tehdit, hakaret ve benzeri konularla karşı karşıya kalmaları ısrarlı olması durumunda aile şiddet bürolarının ilgi ve yetki alanına giriyor. Bunun dışında ikinci derece akrabaların aynı çatı altında yaşıyor olmaları şartıyla birbirlerine karşı yaptıkları şiddet olayları, bu tanım kapsamındaki olaylar yine bizim ilgi alanımıza giriyor. Şimdi aile içi şiddet dendiği zaman sanki hani hepimizde o mantık var. İşte mutlaka işte evli çiftler eşi şiddet uyguluyordur. Hani böyle bir o mantıkla bakıyoruz ama hani anlattığınız çok değil daha mi? Farklı. Yani tabii. Aile içi şiddet geniş bir kapsamda. Tabii biz bir de kadına kadın olmasından dolayı işlenen suçlara da uygulanan şiddet olaylarını da aile içi şiddet kapsamında bürolarımızda değerlendiriyoruz, gereğini yapıyoruz. Şimdi mesela az önce haberlerde izledim. Şimdi de bunlar var. Hani eş, aile değil belki ama işte psikopat eski sevgililerinin amacı ne diye bir başlık atmışlardı haberde. İşte kadın arabasını bozuyor kaza yapabilmesi adına. Hani bu gibi durumlar da olabiliyor yani. Diyor tabii mi? Ki sevgili, eski sevgili arasında gönül bağı olan insanlar, bunların tamamı bizim ilgi ve yetki alanımızda zaten. Bunların tamamını biz aile şiddet olarak görerek bu yönde işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Peki yani bu aile içi şiddetlerde cezalar nasıl uygulanıyor? Yani nasıl bir cezası var? Hani bir şey yaptın nasıl olsa hiçbir şey olmayacak mantığıyla bakan çok insan var. Bunu görüyoruz ve yaşıyoruz. Kesinlikle mutlaka bir cezası vardır. Tabii ki yani kanunlarımızda tamamının karşılıkları var, cezaların karşılığı. Bu şiddet türleri veya suç türleri aile içi kapsamında olduğu zaman cezaları ağırlaştırılıyor. Ve bunun dışında bizim uyguladığımız koruyucu ve önleyici tedbir kararları var. Bu kararların ihlali neticesinde verilen zorlama hapis cezalarımız var. Bu durumla alakalı kadın mağdur şahıs gelip bize müracaatçı olduğunda müracaatını alıp adli tahkikatini başlattıktan sonra biz kolluk amirleri olarak 62-84 sayılı kanun kapsamında reysen karar verebildiğimiz önleyici tedbir kararlarımız var. Bu kararları verdikten sonra taraflara bunların tebliğini yaparız. İhlalin olup olmadığını takibini yaparız. Mağdur şahısı ev ziyaretleri, telefonla görüşmelerimiz olur. İhlalin olması durumunda biz hiç zaman kaybetmeden önce savcılarımıza bilgi verip talimatları doğrultusunda adli tahkikatimizi başlatırız. Aynı zamanda infaz bürolarına bir ihlalin olduğunun resmi yazısını yazarız. Aile mahkemesi hakimlerimiz bunu değerlendirir. Neticesinde ilk ihlalde 3 ila 10 gün arası, ikinci ihlalde 15 ila 30 gün arası zorlama hapsi cezası yaptırımı uygulanır. Ve bu cezalar hiçbir şekilde adli para cezasına çevrilmeyen cezalardır. Kesinlikle zorlama hapis cezası verildiyse cezaevinde yatacak. Kaçıyor, kurtuluş yok. Yok, hayır. Buradan erkeklerimize duyurulur. Aynen öyle. Duyurulur. Kesinlikle. Şimdi hani bu anlattığınız işte şiddete maruz kalan kadınların mutlaka polise sığınması gerektiği, polise sığındığı zaman gerekli işlemlerin hepsinin yapıldığı yönünde. Aynen öyle. Peki hani şimdi bu birimin içindesiniz. Şimdi emniyet mensubu olmak gurur verici bir meslek. Ama bir o kadar da zorluğu var. Şimdi özellikle bir bayan polis olarak bu gibi hikayeleri dinlediğiniz zaman hani size nasıl izler bırakıyor? Hani görmezden gelemiyorsunuzdur muhtemelen. Yok hani, zaten her konuda empati yapıyoruz. Kendimiz bu tarz konularla karşılaşmıyor olsak bile gelen kişi annemiz de olabilirdi. Kız kardeşimiz de olabilirdi. O gözle bakıyoruz. Kadın olduğumuzdan kaynaklı yeri geliyor sinirleniyoruz. Neden? Neden yani? Değil mi? Aynen öyle. Hani kimse kadınları aciz görmesin. Devletimiz bütün kurumlarıyla kadınlarımızın arkasında. Bir kadın olarak kadınlarımızın şiddete maruz kalması başta bizleri çok üzüyor. Zaten bu konuyu içselleştirdiğimiz için işimizi ne kadar sahiplenirsek o kadar hakkıyla yaparız. Bu konuda ciddi anlamda sinirlendiğimiz için biz eksiksiz çalışmaya çalışıyoruz. Kadınlarımızı mağdur etmemek adına. Şimdi mesela işte bu KADES uygulaması var. Siz gelenleri mutlaka işte hani gerekli prosedürler uygulanıyor. Ama bu süreçte de işte şiddet izleme merkezi, önleme merkezini. Şiddet önleme ve izleme merkezlerimiz var. Mahalleklerimiz bünyesinde. Hani onlarla ortak çalışmalarınız oluyor mu?
Oluyor. Ortak çalışıyoruz. Şöyle biz bir müracaat aldığımızda, şiddet müracaatı aldığımızda, şiddet mağduru kadının ifadesini aldıktan sonra Polnet üzerinden bir şiddet formu dolduruyoruz. Bu form detaylı bir form, şiddetin her türlüsünü barındıran soru cevap şeklinde. Biz bunu doldurduğumuzda sistem otomatik olarak risk durumunu analiz edip yüksek riskli, çok yüksek riskli şeklinde bize uyarı veriyor. Ve bizim sistemlerimiz şönimlerle entegre olduğu için aile aile ve sosyal il müdürlükleri ve şönimle entegre olduğu için aynı zamanda onların da sistemlerine düşüyor. Risk grubundaki kadınlarımızla zaman kaybetmeden iletişim haline geçiyorlar. Öncelikle telefonla iletişim, telefon akabinde adres ziyaretleri ve gerekiyorsa psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri. Bunları şönimlerimiz takibini yapıyorlar. Sistemlerimiz entegre olduğu için. Bu sığınma evine yerleştirilen kadınlar özellikle bu takibi yapılanlar herhalde diye düşünüyorum ben. Şöyle biz bütün riskli kadınların takipleri yapılıyor. Ekstra biz gelen kadınlarımıza kadın konuk evlerine yerleştirmek isteyip istemediklerini soruyoruz. Veya çok riskli görürsek reysen biz de yerleştirebiliyoruz. Bununla alakalı kadınlarımızı şönüme teslim ediyoruz. Şönüm akabinde kadın konuk evlerine yerleştiriyorlar ve yerleştirildikleri adresleri kolluk olarak biz dahi bilmiyoruz. Gizli sürüyor. Aynen öyle. Daha önce burada yaşanan bir olay vardı. Hani yakından takip ettiğim için çok iyi biliyorum. Şimdi komiserim bir şey sormak istiyorum. Şimdi COVID hayatımızın gerçeği. Evet maalesef. Bu dönemde hani şu an biraz rahatladık ama işte evde kalınan süreçte şeyler arttı mı? Sayılar arttı mı? İşte bu tartışmalar, kadınlarla ilgili olan şiddet olayları. Hani COVID döneminde nasıl bir süreç yaşadınız? COVID döneminde... Yani ihbarlar daha fazla mıydı? Çok daha fazlaydı. Özellikle eve kapanmanın olduğu dönemlerde aile şiddetle alakalı çok fazla ihbar almaya başladık. Cerrahim suç sayılarımız, adli tahkikat dosya sayılarımız da gözle görülür bir şekilde artış gösterdi maalesef bu COVID sürecinde. İnsanlarımız eve kapandığında gündeme gelmeyen sorunlar mı gündeme geliyor? Ya da hayatın temposuna, koşturmasına alışkın olan insanlar bir anda aynı evin içinde birbirlerini yeniden mi tanımaya başladılar? Artık bu sosyologların analiz yapabileceği bir konu ama biz kolluk olarak gözlemlediğimiz COVID sürecinde aile şiddet olayları arttı maalesef. Peki hani bu şiddet olayları arttığında işte şikayetler yapılıp geri çekiliyor muydu yoksa devam edenler var mı? Yani hani şeyi merak ediyorum, acaba boşanmaya kadar giden bir süreç var mıydı bu dönemde? Şimdi, hani o anlık bir şey miydi acaba yoksa şöyle, olaylar var mıydı? Kolluk olarak yaptığımız adli tahkikat evraklarının sonuna kadar takibini yapıyoruz ama akabinde boşanma oldu mu olmadı mı bununla ilgili bilgi edinme şansımız olmuyor. Ama bir anlık sinirle müracaatçı olup da bir hafta içinde şikayetini çeken kadınlarımız da oluyor. Ha, bu konularda da şikayetini çekmek için gelen kadınlarımız aile şiddet bürolarımızda öncelikle konusunda eğitimini almış kadın personellerimizle muhatap oluyorlar. Ve bu şikayetleri geri çekme konularında kesinlikle biz karşı taraflı erkekle aynı yere almadan sadece kadınla görüşüyoruz. Tehdit altında mısın, baskı altında mısın, şikayetini geri çekme sebebi nedir diye. Gerçek anlamda ben bir anlık sinirle şikayetçi oldum ya da benim kıymetimi anlasın diye. Sonra benden özür diledi, barıştık. Ben eşimden eminim, barışacağım ben dediklerinde biz... Hani o COVID döneminde acaba o stresle falan anlık olaylar yaşanıyordu ya. Hani ihbarlar daha mı çok oldu diye merak ediyorum ben. Komiserim şimdi şeye baktığınız zaman işte COVID döneminde arttı diyorsunuz. Hangi davranışlar aile içi şiddet olarak tanımlanıyor? Hani belki bu çok geniş kapsamlı bir şey ama... Şimdi az önce şiddetin tanımını yaptım. Bu davranışların tamamı şiddetin her türlüsü aile içinde yaşandı. Aile içi şiddet. Biz şiddeti dörde ayırıyoruz. Fiziksel şiddet, psikolojik şiddet, ekonomik şiddet, cinsel şiddet olarak. Kadınlarımızın bazıları zaten şiddete maruz kalıp da şiddete maruz kalıpların farkında olmuyorlar maalesef. Bir erkeğin bir kadına imalı bakışı, küçümsemesi, yok sayması, görmezden gelmesi, bu davranışların tamamı aslında psikolojik şiddettir. Bizim karşımıza daha çok tehdit, hakaret ve basit yaralama şeklinde çıkıyor kadına karşı şiddet olayları. Bu şekilde. Bence birinci şıkkı herkesin iyi dinleyip yargılaması lazım diye evet, düşünüyorum. Evet, psikolojik şiddet denilen aslında birçok evde oluyor muhtemelen ama kadınlarımız maalesef oluyor. Farkında Peki, değiller. İşte aile içi şiddete özellikle psikolojik baskı diyorsunuz ya hani mutlaka hani diğeri daha farklı oluyor. İşte yaralama oluyor, dayak oluyor şu falan da. Bu aile bireylerinde özellikle çocuklarda ne gibi etkiler bırakıyor? Yani şimdi siz onu takip ettiğiniz için
O evde yaşayan çocukları da mutlaka görüyorsunuzdur. Fikirlerini alıyorsunuzdur. Tabii. Yaşadıkları olayları size anlatıyorlardır. Çocuklar nasıl bir etki bırakıyor? Çocuklar da olumsuz etki bırakıyor. Zaten şöyle, suça sürüklenen çocukların aile profillerine baktığımızda veya ailelerin suç kayıtlarına baktığımızda birçoğu ya aile şiddete maruz kalmış çocuklar ya da aile şiddete tanık olmuş çocuklar. Geleceklerini çok büyük ölçüde etkiliyor çocukların, aile şiddete maruz kalan çocukların. Anlık olarak çocuklar hem annelerin mağdur olduğunu farkındalar, bir yandan babalarından ayrılmak da istemiyorlar. Olumsuz bir şeylerin olduğunu farkındalar ama çözüm bulacak yaşta değiller. Hani en çok zaten çocuklarımız etkileniyor maalesef bu durumda. Kız çocuklarımız özellikle şiddete maruz kalan anne eğer tepki göstermiyorsa kafasındaki kadın profili kadın şiddete maruz kalır ama tepki göstermez. Maalesef böyle olduğu zaman da ilerleyen yıllarda kendisi yaşadığında normal bir şey olduğunu düşünüyor maalesef. Bize gelen müracaatlarda da biz bunu anlıyoruz. Kadın geliyor, direkt kendi annesinin yaşadıklarını anlatmaya başlayarak benim de kaderim bulmuş, ben de aynılarını yaşıyorum. Aslında gözündeki kadın profili o olduğu için, baştan önünü kesmediği için, bir şeylerin yanlış gittiğini farkında olmadığı için bu durumla karşılaşıyor. İlerleyen aşamalarda ergenlik dönemindeki gençlerimizde, kızlarımızda şu oluyor, evde göremediği huzur ya da ailesinden beklediği, babasından beklediği baba profili göremediğinde yaşı büyük erkek şahıslarla arkadaşlık kurma, yanlış evlilikler, erken evlilikler, evden kaçma, alkol ve maddeye eğilimli olma gibi davranışlar gösterebiliyorlar. Peki hani bunu bu şekilde sormak ne kadar doğru bilmiyorum ama hani size gelenler de işte kadınlarda eğitimli ya da eğitimsiz diye tabir etmek çok doğru bir cümle olmayabilir ama hani gelen müracaatlar ne durumda? Hani bakalım yani, işte %50 mi ya da daha fazla mı? Hani şöyle, bunu analizini yapmak aslında Türkiye çapında konuşmak çok yanlış olur. İl analiz yapmak gerekir. Çünkü ilin sosyoekonomik kültür seviyesi, onun dışında nüfus yoğunluğu, genç nüfus, yaşlı nüfus oranı ve benzeri her şey etkiliyor. Van özeline baktığımız zaman maalesef aldığımız müracaatlarda kadınlarımızın birçoğunun ya hiç okuma yazması yok ya da maksimum 5. sınıfa kadar okumuş olduklarını görüyoruz. Komiserim, tekrar KADES'e dönmek istiyorum. Yani diyorum ya, hani şu an öncelikli konumuz aslında KADES. Evet, aile içi şiddet, işte farklı farklı muhabbetler var ki beni rahatsız eden mesela bir konu vardır. Şimdi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden önce mutlaka işte bir kadın cinayetleri gündemde olur. Böyle belli zamanlarda böyle sanki günlerce o konuşulur. Sonra belli bir sürede hiç konuşulmaz. Şimdi aslında bizim bu yayını yapmamızdaki amacın en büyük şeyi de hani şu an gündemde olmayan bir konu belki de kadın cinayetleri. Evet. Hani bunu ara ara farklı zamanlarda gündeme getirmek lazım. Onun için KADES hakkında tekrar hani kadınlarımıza neler söylemek istersiniz? Dediğim gibi KADES uygulamasını herkesin bilmesi lazım diye düşünüyorum kesinlikle ben. Bütün kadınlarımız telefonlarına indirsinler. Çünkü aile içi şiddet diye tanımladığımız konu aslında sadece şahısların eşlerinden veya birinci derece yakınlarından gördüğü şiddet değil. Dediğim gibi dışarıdan hiç tanımadığımız bir insanın takıntı haline getirmesi, saplantı haline getirip takip etmesi, bir erkeği girdiğimiz markette görüp, 5 dakika sonra girdiğimiz manavda görüp, 10 dakika sonra kapımızın önünde görüyorsak, akabinde sosyal medyadan ekleme vesaire gibi konularla karşılaşıyorsak, biz aslında kadına karşı şiddete maruz kalıyoruz demektir. O yüzden kadınlarımız, benim mutlu bir evliliğim var, ailemden şiddet görmüyorum, KADES'ten bana ne demesinler, bütün kadınlarımızın istisnasız bir şekilde biz KADES uygulamasını indirmesini istiyoruz. Komiserim, şimdi erkekler mesela en çok hangi gerçeklerle şiddete başvuruyor? Hani gerekçeleri neler? Aslında altyapısında kendilerini yetersiz gördüklerini görüyoruz biz. Maddi yetersizlik, dışarıda kabul görmeme, belki kendi psikolojik problemleri, madde bağımlılığı. Kendilerine sıkıntı olan erkeklerin aslında uyguladığı bir şey ama kadını karşılarında aciz görüp kendi benliklerini kanıtlamak amaçlı mı yapıyorlar? Ya da kadınların eşlerinden beklentilerini çok yüksek mi tutuyorlar? Ya amaçsızca, aslında sebepsizce ya da çok gereksiz kıskançlık. Karşısında kadın hayatını kısıtlıyor, hürriyetini kısıtlıyor, telefonunu karıştırıyor, gittiği yerleri takip ediyor, arkadaşlarına karışıyor. Kadını kısıtlayıp demoralize edip sonra karşısında dört dörtlük mükemmel profilde kendini mutlu eden bir kadın bekliyor erkeklerin. Hiçbir maalesef şeye cevap vermemesi gereken bir kadın istiyorlar. Aynen öyle. Kadınlarımız az da olsa bana tepki gösterdikleri anda anlamsızca şiddete başvurabiliyor bazı erkeklerimiz.
Peki komiserim, şimdi kadınları bilinçlendirme çalışmalarınızda, evet işte KADES uygulaması var, işte Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı'nın farklı kurumlarla da çalışmalarınız var mı? Yani paylaşlarınız var mı yaptığınız çalışmalarda? Şöyle, dediğim gibi bizim zaten kadına karşı şiddet vuku bulduktan sonra yaptığımız iş ve işlemlerin tamamına yakınında kurumlar entegre bir şekilde çalışıyoruz. Ama onun dışında biz sadece kadına karşı şiddet büroları olarak değil, asayiş ekiplerimiz herhangi bir asayiş konusuna gittiklerinde taraflardan biri kadınsa, aile şiddeti olmamış olsa bile gittikleri yerde KADES'in tanıtımını yapıyorlar. Toplum destekli polislerimizle sürekli ortak projelerimiz oluyor. Biz polisliğin her anında, kolluğun her anında KADES'i, kadına karşı şiddet hakkında bilinçlendirmeyi amaçlayarak çalışıyoruz. Onun dışında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'yla ortak toplantılarımız, çalıştaylarımız oluyor. Uygulamayı daha çok nasıl geliştirebiliriz? Ya da ekip sistem üzerinde, polis üzerindeki doldurduğumuz şiddet formunu daha nasıl detaylandırabiliriz? Daha spesifik şiddet olaylarını nasıl ayıklayabiliriz? Gibi çalışmalarımız, toplantılarımız ve eğitimlerimiz sürekli oluyor. Şimdi uygulama hakkında şimdi belli veriler var mutlaka. Hatta işte 2018 yılında başladığında 1500'ün üzerinde aynı gün herhalde bu uygulamayı indirenler vardı. Hı hı. Şimdi mesela siz hani ne kadar takibini yapabiliyorsunuz bilmiyorum ama hani günlük mesela şeyi görebiliyor musunuz? KADES uygulamasını atıyorum işte ilimizde. Hani kaç kişi indirmiştir? Böyle bir rakam çıkabiliyor mu önünüze, yoksa genel anlamda Türkiye çapında kaç kişinin indirdiğini takibini yapabiliyoruz. Türkiye çapında yine kaç KADES ihbarının olduğunu takibini yapabilir, verilerini alabiliyoruz. Şu an için Van'da ihbar sayısı. KADES'ten toplam kaç ihbar olmuş? Günlük olarak bunun takibini yapıyoruz. Günlük tahmini kaç ihbar geliyor komiserim? Şöyle, 3 merkez ilçemiz var. Her ilçede 2-3 civarı günlük ihbarımız oluyor. Hani asıllı asılsız %60-70 civarı asıllı ihbarlar oluyor zaten. Asılsız ihbarlarda dediğimiz gibi biz vatandaşın bilinçlendirdiğimiz için hemen akabinde zaten yanlışlıkla bastım diye arıyorlar. Alıyoruz. Kadınlarımız yani 155'i, 112'yi veya 156'yı aramak yerine KADES'e bastıklarını gözlemliyoruz, görüyoruz. Tabii KADES uygulamasını kullanmayanlar da var. Onun haricinde de ihbarlar geliyordur muhtemelen. Tabii. Günlük şeyimiz ne durumdadır komiserim? İyi durumda mıyız Van olarak, yoksa? Şimdi Van nüfusuna oranlarsak bana göre iyi durumda mı? Çok yüksek değil ama düşük olduğunda iddia edemem. Kendi çalıştığım ilçe bazında bakarsam günlük 2-3 müracaat alıyoruz. Kadına karşı şiddetle alakalı ortalama şikayet başvuru alıyoruz. Bunun dışında kadınlarımız adli yönden şikayetçi olmayıp bize başvurup ya da işte KADES ihbaratından yönlendirmeleri yapılıp direkt kadın konuk evlerine yerleştirilmek istiyorlar. Adli yönden şikayetçi olmayıp da. Ya da boşanma aşamasındayım, boşanmak istiyorum, şiddete maruz kalıyorum, şiddetle alakalı mahkemelik olmak istemiyorum ama boşanmayla ilgili ne yardımımız olabilir? Bu falan alanlar doluyordur herhalde değil mi? Tabii direkt aile mahkemelerinden direkt talep edebiliyorlar. Bizden gelip talep edebilirler. Biz re'sen karar verebiliyoruz. Önleyici tedbir kararlarını kolluk olarak verebiliyoruz. Bunun dışında boşanma aşamasında hiçbir talebim yok ama avukat istiyorum diyen kadınlarımıza da valiliklerimiz avukat konusunda yardımcı oluyorlar. Boşanma aşamasında takiplerini yapmak için yasal haklarını arayabilsinler diye. Çocukların velayet konusunda kadınlarımız sürekli gözleri korkutuluyor. Benden boşanırsan çocuklarımı sana göstermem. Maalesef bunun korkusuyla kadınlarımız boşanmaktan çekinip yıllarca şiddet görüp susabiliyorlar. Bununla ilgili kadınlarımız direkt il valiliğimize gittiklerinde, konuyu anlattıklarında hem ŞONİM yetkilileri hem valilik yetkilileri tarafından kendilerine avukat da tahsis ediliyor, ayarlanıyor bu konuyla alakalı. Peki komiserim, şeyi sormak istiyorum. Şimdi bu uzaklaştırma verildiği zaman, işte atıyorum bir ay, iki ay, üç ay, o ihlal edildiği zaman hapis cezası falan oluyor mu? Yoksa uyarı niteliğinde mi? Yok, direkt zorlama hapis cezası var. Dediğim gibi ilk ihlalde 3 ile 10 gün arası, ikinci ihlalde 15 ile 30 gün arası direkt zorlama hapis cezası. Hani parayı anlatalım ki en azından hani aynen öyle, işte basarak söylüyorum. Hani mutlaka durumda olanlar vardır. En azından onu bilsinler. Yani tabii. Çünkü insanlarda şey mantığı var. Ya tamam, şikayetçi oldu da ne olacak ki diyen çok insan vardır mutlaka. Yok, aile konularda kesinlikle şiddet uygulayan şahıslar bunu düşünmesinler. Ciddi anlamda yaptırımı var. Zorlama hapsinden kaçış yok ihlal ederlerse eğer. Kısa ve net diyeceğiz komiserim. Bayanlara hassas davranılmalı. Kesinlikle. Orada onu çıkaracağız. Komiserim, eklemek istediğiniz son olarak var mı bir şey? Yani
Hani bu KADES'le ilgili ara ara sizi konuk etmek isterim açıkçası. Hani insanları bilgilendirmek adına. Hani şu anda ne kadar çok kadınımıza KADES'i tanıtırsak kesinlikle ben şu an bunun mutluluğunu yaşıyorum. Son olarak söylemek istediğim kesinlikle dediğim gibi aile içinde şiddete maruz kalmaları şart değil. Bütün kadınlarımız KADES uygulamasını telefonlarına indirsinler. İndirmesi kolay, kurması kolay ve kullanması çok kolay olan bir uygulama. Ve ciddi anlamda haber merkezlerimiz bunun takibini çok güzel yapıyorlar. KADES ihbarı ekranı düştüğü anda birinci önceliğimiz en yakın ekibin en yakın zamanda mevcut konuma intikal etmesi. Yani buradan şeyi söyleyebiliriz herhalde. KADES'le kadınlarımız daha da güvende diyebilir miyiz? Aynen öyle. Kadınlarımız kendi güvende hissetsinler. KADES'i indirsinler. Tamam. Telefonlarını. Komiserim çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, tutumlar.